Sezer de değil mi? Tam olsun. Buradan mı? Milattan sonra 3. yüzyılda Sezar'ın paralı askerleri tarafından yaptırılan Kolezyum. Roma'daki muadillerinden daha diri, daha sağlam. Daha az yıpranmış. Yine aynı zamanda Gladiator filminin çekildiği bir yer. Kişi başı 12 dinar. 25 lira. Bunlar çöl taşları. Öyle mi? Duyduğumu satayım sizden. Ve Kolezyum. Vay 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 vay. Buradan mı gireceğiz? Filmi buradan mı çekmişler? Ha, burada mı? Aslan buradan mı çıkıyor? Ben gidiyorum. Tamam gel gidelim. Bismillahirrahmanirrahim. Aslanları buraya nasıl sokmuşlar? Ay çok korkunç. Bak. Of. Aynen. Gel şöyle gidelim. Burada ışıklar var. İşte kapalı. Şu an meydana gidiyoruz. Ortaya yürüyoruz ama arkamızda da yani çok belki 20-25 metre daha gidiyor tünel. Ama biz korktuğumuz için oraya gidemedik. Giriş yok diyor. Burada dövüşçüler buralarda kalıyormuş. Neredesiniz? Buradayız. Görünmüyorsunuz. Biz bu mahsur kaldık burada. Niye böyle odalar ya var burada? Demek ki dövüşçüler buralarda kalıyordu. Gidelim mi? İleriye anlat bakalım. Tiyatrolar dağda yapılır. Çünkü zaten orada kolay. Zaten yapı böyle, dağın böyle ya. Evet. Şuradan tiyatro yapıyorlar. Tamam. Ama burada böyle bir şey yok. Yüzden yapması karmaşıktı ve zordu. Evet. Yani doğanın gücünden yararlanamamışlar. Roman. UNESCO.
tiyatro. Kolezyum'a geldik Elcem'de. Bu kolezyum Roma'daki muadillerinden daha diri ve daha güçlü ayakta kalmış bir yapıya sahip. Milattan sonra 3. yüzyılda Sezar'ın paralı askerleri tarafından yaptırılmış. Tabii biliyorsunuz eskiden Bizans'taki bu tip tiyatrolar, kolezyumlar dağın yamacına yapılıyor ki dağın o eğiminden de yararlanıp bir anlamda işçiliği kolaylaştırıyorlar. Ama bu Elcem'deki büyük kolezyumu meydana yapmışlar ve gerçekten yapımı çok uzun sürmüş, öyle yazıyor. Tabii kesin bir tarih yok. O zamanlarda bu imkansız. Bildiğiniz gibi Gladiator filminde de kullanılan kolezyum burası. Tabii bilgisayar ortamında eksik yerleri tamamlamışlar. Yine alt katta bu aslanların çıktığı yerleri göreceksiniz. Orada da biraz bir yürüyüş yaptık. Tüneller hala inanılmaz gerçekten. Ve şu an Tunus'ta, Elcem'de en çok turist çeken mekanlardan birisi burası. Farklı ülkelerden pek çok insan buraya geliyor. Şu anda burada bir tadilat var. 2020 yılında tamamlanması hedefleniyor. Kaç? 2020 Ocak başlayacak zaten. 2020 Ocak'ta başlayacakmış, özür dilerim. Tabii ne kadar sürecek bilmiyoruz. Bu kadar. Yapının iç kesimlerini keşfedeceğiz. Bakın burada. Burada bir yerde sinir çünkü yukarısı bayağı eser. Şuradan mı çıkalım biz? Ama siz çıkıp biz sizi aşağıdan çekiyoruz ya sinir. Tamam. Çok dik merdivenler. Burada tadilattan sonra merdivenleri yeniden betonla kaplamışlar. Güzelleştirmişler. Farklı kısımları var aslında, bakın. Dış cephe, içeride ikinci bir bölüm daha var. Kolezyumda birazdan dövüşler başlayacak. Onu bekliyoruz. Nasıl ama? İzleme. Olmaz gerçekten. Yani anlatmak çok zor. Karşısı ne kadar ilginç görünüyor değil mi Dara? Evet. Orada neden böyle odalar ama biliyor musun? Bilmiyorum. Loca galiba. Asiller orada oturur. Var ama çok rüzgar var ve soğuk. Tunus daha soğuk. Cezayir'e gelin. Evet. Bizim orası bu kadar soğuk değil. Aynen. Emniyet için kapatmışlar şuraları demirlerle. Biz şimdi iniyoruz. Gerçekten çok ürkütücü.